Böbrek yetmezliğini tetikleyen birçok faktör var. Bakteri, virüs, mantarlar yani enfeksiyonlar. Mesela kişinin bağırsaklarına mantar yerleşmişse idrar yoluyla böbreklere kadar ulaşır. Ve bunların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler böbrekleri yavaş yavaş çürütür. Aynı şekilde kişi E. coli bakterisi mesela bağırsaklarda zararsız bir bakteri. Fakat bu bakteri aynı köpek gibi. Evinizde köpeğiniz var, zarar verir mi? Vermez. Fakat kuduz olursa ne yapar? Tehlikeli. Tanımaz, saldırır. İşte bu E. coli bakterisi bağırsaklarda olduğu sürece herhangi bir problem teşkil etmez. Yani sayısı çok çok yükselmedikçe problem değil. Yani zararsız bir bakteri. İdrar yoluyla böbreklere veya mesaneye yerleşirse aynı kuduz köpek gibi saldırgan olur. Kişi buna karşı, E. coli bakterisine karşı antibiyotik kullanırsa daha da azar, daha da çoğalır. Hiçbir kimyasal kullanmamak gerekir eğer E. coli bakterisi devreye girmişse. Bu nedenle mesela böbrek hastalıklarında virüs, mantar ve bakterilerin sebep olmuş olduğu enfeksiyonel hastalıklarda antibiyotik kullanılan kişilerde böbrekleri sürekli kötü oluyor. İyileşmiyor. Yani bu enfeksiyonlardan, yani mikropların sebep olmuş olduğu enfeksiyonlardan kaynaklanan böbrek yetmezliği %5'te asıl böbrek yetmezliğini tetikleyen sebep tansiyon hapları, kolesterol, diyabet, yani şeker hastaları, depresyon hapları gibi ağrı kesici gibi çeşit çeşit ilaçlar kullanıyor insanlar. İşte bu kimyasallar böbrekleri yavaş yavaş çürütüyor. Mesela kişi doktora gittiğinde tansiyonu 13'ü geçti mi tansiyon hapı kullanacaksın. Veya 9'a 10'a düştü mü hemen düşük tansiyon için hap kullanacaksın diyor. Fakat öyle değil. Neden? Çünkü her insanın bünyesi farklı. Mesela benim tansiyonum 15'ten aşağı düşmez. 10'a 15, 10'a 16, bazen 17 bile olur. Ben tansiyon hapı kullanmam. Çünkü ben 30 yıl, 40 yıldır tansiyonum hep böyledir. Düşmez. Evet. 13'e hiç düştüğünü görmedim. 14'e bile düşmez. Benim ailemin de tansiyonu hep düşüktür. 5-9, 6-9. Hiç yukarı düşük. Çıkmaz. Onunki çok düşük, benimki çok yüksek. O da ilaç kullanmaz, ben de ilaç kullanmam. Fakat doktora gittim. Doktor illaki yazacağız, tansiyon hapı yazdı ona. E bana da yazdı 40 yıl önce. Ben de kullanmam, o da kullanmaz. Ama insanlar ne yapıyor? Tansiyon hapı kullanacaksın. Kullanacaksın da bir gün, iki gün, üç gün, beş gün kullanmıyorsun. Ömür boyu kullanıyorsun. Ne yapıyor? Nereye gidiyor bu ilaç? Böbrekleri çürütüyor. 50 yıl öncesine göre böbrek yetmezliğine yakalanan insanlar binlerce. Arttı. Diyalize giriyor. Sonra böbrek nakline gidiyor vesaire vesaire. Yani işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Mesela bir beyefendi ameliyat olmuş safra kesesinden kanda dolaşan pıhtı böbrekleri tıkamış. Böbrekler de birer milyondan 2 milyon her böbrekte takriben birer milyondan 2 milyon hücre var. Nefron, süzgeç hücre. Mantı makarna süzdüğümüz süzgeç gibi düşünelim. Tıkanırsa ne olur? Süzmez. Safra kesesi ameliyatında pıhtı kaçmış böbreklere, böbrekleri iflas. Bitmiş. Temel diyalize gireceksin demişler. Vatandaş diyalize girmeye başlamış. Ama kanı temizlenmediği için halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, enerjisi tükenmiş, iş yerini satmış, hayata küsmüş. Bir gün ben aradım, dedi ki ya bunun dedi tedavisi mümkün mü? Bilmiyorum çünkü yeni bir başlamamış ki bu. Artık diyalize giriyorsun dedim yani. Bunun belgeleri, raporlar var bizde internette. İsteyen bakabilir. Dedim ki kreatini 6,5. Üresi, tansiyonu, şekeri fırlamış. Bir sürü ilaç kullanıyor. 2 ay kullanacaksın, bakacağız. 2 ay kullandıktan sonra değerleri düzelince doktora gitmiş, demiş ki benim değerlerim mükemmel. Ben artık kimyasal ilaç kullanmak istemiyorum. Doktor olmaz demiş. Ömür boyu kullanacaksın. Ama değerler düzeldi. Olsun, sen kullanacaksın yine de. Beni aradı, dedi ki her şeyim normala döndü ama doktor devam et diyor. Dedim ki devam et yine de sen 2 ay daha.
4 ay sonra bir daha bak doktora tekrar gir. 4 ay sonra tekrar kontrole gittiğinde kreatini 2'lere düştü. Üresi düştü. Tansiyonu, şekeri, her şey normale döndü. Hiçbir şey kullanmasına gerek kalmadı. Ve 5 yıl oldu. Bütün değerleri normal. Şimdi normal çalışıyor. Maşallah. Hiçbir problemi yok.